beklemeden para almıyoruz. Zimbur'da bayağı pahalı ya. Zimbur'da her şey pahalı ya. Buralarda yaşanmaz ya. Oteller pahalı, yiyecekler pahalı, burger pahalı, park yerleri pahalı. Milleti turist falan mı zannediyorlar? Anlamıyorum ki ben. Euro, dolar kazanıyor falan mı zannediyorlar? Evet, kaldım otel. Klima sistemleri devrede. Ben çalıştım ya. Şatafatlı duruyor. Hazır mısın abi? Abi nereliydin? Kütahya. Çektim abi. Sağ olasın, teşekkür ederim. Hadi kendine iyi bak, sağ olasın. Arkadaşlar şu an itibariyle Antalya'dayım. Buradan daha kestirme bir şekilde Aydın'a hareket edeceğim. Nedeni de aracımdaki bir takım teknik sorunlar. Dün akşam itibariyle iç ışıklanmalarda problem oldu, iç aydınlatmalarda. Dışlarda problem yok. Onu göstermem gerekiyor. Buranın sanayisine girmem benim için biraz sıkıntı. Çünkü hem yabancı plakayı gördüler mi fahiş fiyat istiyorlar, hem de bu arabalardan pek anlayan yok. İkinci sorunum da sabah çalıştırıyoruz arabayı ama istop etmeye bir eğilimi oluyor. Onunla ilgili problemi gidermek istiyorum. Sonrasında giderken bir problem olmuyor arkadaşlar. O yüzden Antalya'dan şu anda güzergahıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar, an itibariyle Antalya'ya giriş yaptık. Antalya. Ancak arkadaşlar Antalya'dan kıyı şeridinden, Antalya'dan sonra kıyı şeridini takip etmeyeceğim. Yani bildiğiniz üzere Antalya'dan sonra kıyı şeridi bayağı hareketli. Çünkü aracımda geceleyin gece aydınlatması, yani daha doğrusu iç aydınlatmalar dün mefta oldu. Birden kapandı. Farlarım falan yanıyor. Sıkıntı yok. Ama iç aydınlatmam gitti. Bir de bu LPG veya benzinle ilgili bir sorun var. İlk çalıştırırken marş basıyor, çalışıyor. Ondan sonra gaz yemiyor, istop ediyor. Birkaç denemeden sonra, alıştıktan sonra devam edebiliyoruz. Böyle bir durum var ama yolda yürürken, giderken bir şey olmuyor. Bu iki sorun benim midemi bulandırdı. Buralarda tamire götürmek istemiyorum çünkü buralar hem pahalı hem de arkadaşlar düzgün bunun ustasını bulmak çok zor. O yüzden direkt Aydın'a gideceğim. Aydın'a gitmem için de biraz ileriden 7 kilometreyi gösteriyordu kayda başlamadan. Sapmam gerekiyor. Yani Aydın'dan sonra en kestirme yoldan düzeltiyorum. Antalya'dan sonra Aydın'a en kestirme yoldan gideceğiz. Yani kıyı şeridinden devam etmeyeceğiz. Kıyı şeridinde artık hangi ilçeler var onu Kaş var, bilmem Kemer falan birkaç var. İlçe var. Oradan Muğla'ya, oradan Aydın'a geçecektim ama ne yazık ki şimdi o güzergaha daha önce ben de gitmedim, bilmiyorum. Ve şimdi onu... Değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere Korkuteli, Denizli, Muğla, İzmir yolunu takip edeceğiz. Burası Denizli yolu. Antalya'dan biraz önce çıkış yaptık ve Aydın'a doğru ilerliyoruz. Bunu sizlere söyleyebilirim. Tabii yolu, güzergahımızda bütün gezilecek, görülecek yerler var ama şu anda bakın Termessos, işte Karayın çıkıyor sürekli. Ama buraları gezmeye, görmeye zaman yaratabilsem bile, aracımda dediğim gibi ufak tefek teknik sorunlar var. Bunlar beni rahatsız ettiği için oraları pas geçtim. Hatta Antalya'dan öteye devam etmedim. İşte Antalya'dan direkt kıyı şeridinden yoksa İzmir'e doğru çıkacaktım ama arada Aydın'a uğrayacaktım. Çünkü Ziya Usta'mı görmem lazım. O benim canım, onu görmem lazım.
aradan 3 seneden fazla bir zamanım geçti çünkü. Aracımı falan da bu süre zarfında sadece yola çıkmadan yaptırdım. O da Karadeniz üzerinden geleceğim için. Onun da zaten değiştirdiğim kilometrenin de herhalde yarısı. Onu hiç hesaplamadım ama yok kat ettiğimiz kilometreyi. Bayağı bir kilometre yaptım. Belki de yeniden değişim zamanı geldi bile sayılabilir. Hatta değiştirebilirim yani Ziya abi. Değiştirebilirim. Diğer ustaların yaptığı işte benim pek hoşuma gitmiyor açık konuşayım. Ve aracımın başka işlerinde Ziya abi çok rahatlıkla onları hallederken halledebiliyor. Bakıyor, kontrol ediyor. Burada da şu var, burada da şu var falan diye. Diğer ustalar sadece neyse onu yap, en yüksek parayı alma derdinde. O yüzden ben Antalya'da da bu işe girmedim. Antalya'daki ustalar da, bu arada ağzımda sakız var, naneli. Müşteriyi yolma derdinde açık konuşayım. En azından birçoğu. Tenzih ederim, tabii çok dürüst ustalar var ama benim gördüğüm kadarıyla böyle. Bu hemen hemen her yerde ama turistik yerlerde daha fazla oluyor yani. Aydın, İzmir tarafında da böyleydi yani. Kuşadası'nda da böyleydi. Oralarda görev yaptım biliyorum yani. Görev yaptım dediğim şöyle, yaşadım yani, yaşadım. Asker olarak orada görev yapmadım ama yaşadım. Yaşadığım için de açık ve net söyleyeyim, biliyorum. Ha, görev yönü de şu, orada arıtma tesisinde güvenlik işi yaptım yani emekli olduktan sonra. Kendi ekibimizi kurduk arkadaşlarla, yaptık. Bir müddet güvenlik şeyinde çalıştık. Baktık çok fazla şirketi ütülüyor. Dedik çıktık. Bize verin dedik bekçilik işlerini dedik. Bekçi statüsünde girebiliyorsun diye türlü şirket bünyesine. Emekli askerlerden bulduk, yaptık. Yaptığımızda iyi oldu. Onları trilyonluk zararlardan kaç defa kurtardım. Hırsızdan, uğursuzdan, belgeli kayıtlıya. Hiç kimse itiraz edemez. Evet efendim, şimdi benim moralimin yavaş yavaş yerine geldi. Bu güzel ormanlarda, bu güzel bakir yerlerde yol alırken. Şehir içini, şehir trafiğini, keşmekeşi, denizdeki vıcık vıcık insan selini sevmiyorum. Bakın denize bile girmedim. Kimi de çok sever. Sevene de bir şey demiyorum. Çok kalabalık ortamları, çok kalabalık şehirleri, çok kalabalıkları sevmiyorum. Aracımla çok rahat hareket edemeyeceğim ama bu Türkiye turunu yapmak istiyordum ne zamandır. İçimde ukde kalmasın. Günahıyla sevabıyla yaptık. Bir iki güzergah değişikliği hariç. Birincisi Hakkari. Bu sorunum vardı. Orada fazla dağ başlarında. Çünkü bozulsa in yok, cin yok. Ama şu ana kadar hiç yüzümü kara çıkarmadı aracım. Sadece sabah işte ilk çalıştırıyorsunuz. Akü canavar gibi basıyor ama araba tam gaz yemeden istop ediyor bir iki defa. Ondan sonra hafifçe alıyor. Çalışıyor. Gittikten sonra bir sorun hiç yaşamadım zaten. Defaatinde söylüyorum ki bazıları yanlış anlamasın diye. Aracımı kötülemeye kalkmasınlar diye. Bu kadarcık kusur kadı kızında da olur. Hanginiz komple böyle bir tura çıktınız acaba? Merak ediyorum yani. Varsa da çıkan söylesin. En son total sonuçları vereceğim. Daha benim şeyim de bitmedi yani. Turum da bitmedi yani. En son total cenaze aracı. Cenaze yetiştiriyor bir yerlere. Şu pencereyi biraz kapatmayı düşünüyorum da. Bacağımla tutuyorum direksiyonu. Kayıt yapıyor muyum? Kulağım rüzgar altında kaldı. Korkuteli 30, Fethiye 166, Denizli 190. Normal koşullarda 4 saati biraz aşkın şeyde olacağız arkadaşlar. Aydın'da olacağız normal koşullarda.
Anormal koşullar olursa onu hiç bilemem abi. Anormal koşullar olursa onu hiç bilemem. Onu kimse bilemez. Normal koşullarda öyle. Hemen şu eksiklerini akşama kadar bitirirsek de bugün de orada kalırım. Ondan sonra yola çıkarım yani. İzmir'den birkaç arkadaşı görme şansım olursa bir iki en son yazdıklar yorumun altına yazarım. Benle irtibata geçmek isterlerse bir şekilde görüşürüm. Yorum çok yazıyorlar ama adam telefonu yok bende ya. Nasıl irtibata geçeceğim? Ha, isteyen herkese de telefon numaramı vermiyorum. O ayrı bir konu. Ama güvendiğim bir adam da telefonumun olmaması da ayrı bir konu. Apayrı bir konu. Hiç tevessül etmedi yani. İstemedi. Onu görmek isterim. Kim Nevzat Karşıyakal? Adam olduğu gibi çöpe attı. Plakaydı. Açık mesaj çekiyor. Gördünüz gözünüzün önünde. Evet abi. Durum bu. Viraj alıyor. Şu viraj bitsin. Arabayı yönüne koyayım ondan sonra. Neyse yine irtibata geçeriz. Varsa bir ekmeğimi aldım biraz önce Opet'ten. Akaryakıt aldım arkadaşlar. Yanılmıyorsam 240 liralık LPG aldım. Bir tane ekmek aldım çıtır çıtır taptaze. Şu çiğnediğim naneli sakızlardan aldım Yüiden. Bir de güzel bir Türkiye amblemli koku aldım. Atatürk ve Türkiye dışında hiçbir şey takmıyorum ya. Gerisi beni enterese etmiyor. Bir de o çam ağaçları var ya, onu seviyorum. Çam ağacı şeklinde. Bir ara bir Amerikan bayrağı hediye ettiler bana. Daha doğrusu oğlum almış. Amerikan bayrağı olduğu için değil, kokusunu seviyor. Vallahi çıkarttım attım yani. Söyler de bunu almış. Helal olsun oğluma benim. Buradan öpüyorum kendisini. Her iki oğlumu da. Ve de eşimi. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Korkuteli ilçesindeyiz an itibariyle. Korkuteli. Evet arkadaşlar. Elmalı Fethiye Denizli yolu. Bir tarafta da Tefenli Bucak Burdur Ankara. Biz sol taraftan devam edeceğiz.
Yaşamıyorum.